Değerli RTV 66 izleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. Bu gece mübarek Miraç Kandili olması dolayısıyla Sorgun İlçe Müftülüğümüzün hazırlamış olduğu Miraç Kandili özel programımızı sizler için hazırladık. Bu programımızın konuğu Sorgun İlçe Müftümüz Mustafa Kayış Hocamız. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hocam nasılsınız? İyisin inşallah hocam. Elhamdülillah, şükür olsun. Sağlığınıza duacıyız. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Sayın hocam, bu gece mübarek Miraç Kandili. Bu gece mübarek Miraç Kandili olması dolayısıyla kıymetli izleyicilerimizi inşallah bu konuda bilgilendireceğiz. Vereceğiniz bilgilerle inşallah hocam müstevid olacağız. İnşallah beraberce hocam. Evet inşallah hocam. Karşılıklı olarak. Allah razı olsun. Sevgili hocam, müsaade ederseniz hemen vakit kaybetmeden sorularıma geçmek istiyorum. Buyursunlar. Değerli hocam, İsra ve Miraç mucizesi gerçekleşmeden önce Mekke'den genel durumu nasıldı? Bu konu hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Evet, teşekkür ederim sayın hocam. Sorunuzun cevabına geçmeden önce ben de RTV 66 izleyicilerimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu ortamı bize hazırlayan, bizi burada konuk eden program yapımcımız Ali Kılıç Beyefendi'ye ve RTV 66 televizyonuna şükranlarımı ifade ediyorum. İnşallah bu akşam yapacağımız program hayırlara vesile olur. Bu girişten sonra değerli hocam, biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hira Nur Mağarası'nda ilk vahiy gelmesinden sonra ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu daveti Mekke'de yaymaya başlamasından sonra oradaki insanlar, yani Siyer'deki ifadesiyle müşrikler, kabullenmediler, itiraz ettiler, alay ettiler, işkence ettiler, deli dediler, mecnun dediler. Yani başvurmadıkları kötülük yolu kalmadı. Hatta en son olarak dediler ki biz bunlara boykot uygulayalım. Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ona inananlara, onun etrafındakilere boykot uygulayalım. Nedir boykot? Bunlarla alışveriş yapmayalım, onların mahallesine gitmeyelim, onları bizim mahallemize sokmayalım, onlara kız vermeyelim, kız almayalım. Bütün sosyal ve beşeri münasebetleri efendim keselim. Bunları davalarından vazgeçmeye zorlayalım diye bir karar aldılar. Ve bunu da uyguladılar. Bu süreçte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve etrafındakiler hakikaten sıkıntılar çektiler. Hazreti Hatice annemiz bu süreçte vefat etti. Biliyorsunuz Hazreti Hatice annemiz zengin bir iş kadınıydı. Mekke'de ticaret kervanları olan, o günün şartlarında çok zengin bir kadındı. Annemizdi. Bütün mal varlığını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda harcadı. Böyle bir zengin iş kadını Peygamber Efendimiz'in o doğduğu evin yukarısındaki tepelerde bu boykot esnasında belki karnı doymadan, belki aç olarak vefat etti. Dar-ı Bekaya irtihal etti. Bu olay Peygamber Efendimiz'i üzmüştü. Yine aynen bu süreçte Peygamber Efendimiz'i çok destekleyen, her zaman onun arkasında olan amcası Ebu Talip vardı. Fakat Ebu Talip işte hikmet mi diyelim, işte lütuf mu diyelim veyahut da nasip mi diyelim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına inanmamıştı. Peygamber Efendimiz'in bütün tebliğlerine rağmen Müslümanlığı kabul etmemişti. O da Müslüman olmamasına rağmen Peygamberimizi, yeğenini desteklemişti, korumuştu. O da bu yıllarda vefat etti. Hatta siyer kaynakları bu yıllara ne diyor? Hüzün yılı diyor değil mi? Hüzün, yani üzüntü yılı. Yine bu süreçte, yani bu boykot devam ederken Müslümanların bir kısmına Efendim Aleyhisselatü Vesselam Habeşistan'a göç etme izni verdi. Onlar oraya göçtüler. Hatta oradaki devlet başkanı Kral Necaşi Müslümanları çok güzel karşıladı. Onlara ikramlarda bulundu. Daha sonraki süreçte Kral Necaşi vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'deydi biliyorsunuz. Hicret gerçekleşmişti. Ve onun arkasından gıyaben cenaze namazını kıldı. Demek ki ilk hicret, Habeşistan'a ilk hicret
bu süreçte gerçekleşmiş oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de bu iş olmuyor, biraz da etrafa çıkayım diyor ve Taif'e gidiyor. Taif'te daha çok Yahudiler var. Orada dinimi tebliğ edeyim. Efendim oradan belki Müslüman olanlar olur. Belki davayı burada devam ettirir düşüncesiyle gittiğinde yanında da yardımcısı, kölesi Zeyd vardır. Evet. Oraya gidiyorlar fakat beklediğinin tam tersine oradaki insanlar, o Yahudiler, Peygamber Efendimiz'in davetini kabul etmedikleri gibi arkasına da ayak takımını takıyorlar, taşlattırıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek bedeni kanlar içerisinde kalıyor. Ve yine bu taşlama devam ederken Zeyd Efendimiz Peygamber Efendimiz'in vücuduna, kendi vücudunu siper ederek onun mübarek vücuduna taşların değmemesi için gayret sarf ediyor. Bu esnada orada bir üzüm bağına, bir bağ evine sığınıyorlar. Orada Addas isimli bir efendim köleyle karşılaşıyorlar. Ve Addas'a durumu anlatıyorlar. O da Müslüman oluyor biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan yine Mekke'ye dönüyor. Dönerken de efendim bir kişi dahi Müslüman olmuş olsa şükrederek dönüyor. Ya Rabbi sana şükürler olsun, işte bu Taif yolculuğumuzda bize bir Müslüman nasip eyledin, bir Müslüman ümmet nasip eyledin diyerek şükrederek geriye dönmüş oluyor. Ve böylece biliyorsunuz geriye tekrar Mekke'ye kabul edilmesi epeyce bir süreç alıyor. Kabul etmek istemiyorlar. Sonra yine onun vekaletini alan işte oradaki bir şahsın efendim üstlenmesiyle beraber Mekke'ye geri dönmüş oluyor. Mekke'dekiler kim onlar işte? Velid var, Velid bin Muğire var, Şeybe var, Ebu Cehil var vesaire. Oradaki müşrikler Mekke'ye hakim bir tepe üzerinde bir toplantı yapıyorlar. Diyorlar ki biz son defa efendim Muhammed'i uyaralım. Bu davasından vazgeçsin diyorlar ve çağırıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu davete koşarak gidiyor. Belki bu anlatışımda kalplerine bir şey gelir de Müslüman olurlar ümidiyle gidiyor. Gittiğinde tabi oradaki müşrikler Ebu Cehil başta olmak üzere diyorlar ki sen Arap toplulukları içerisinde bizim kavmimize hiçbir kimsenin yapmayacağı kötülüğü yaptın. Bizim atalarımızı efendim kötüledin. Bizim dinimize hakaret ettin. Bizim putlarımızı hiçbir şekilde kabul etmedin. Aynı şekilde onları eleştirdin. Ve bizi adeta burada yok saydın. Hiç kimse senin yaptığın kötülüğü yapmadı. Yani kendi açılarından baktığımızda doğru haklılar. Bir düzen kurmuşlar. Ağalar var, paşalar var, zenginler var, köleler var. Sistem yürüyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da orada haktan, adaletten, doğruluktan, hukuktan bahsediyor. Bu onların işine gelmiyor. Yani işlerine gelmediği için de bu düzenin yıkılmasını istemiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuşmalardan sonra onlara diyor ki ben sizlere kendiliğimden bir şey söylemiyorum. Bana Yüce Rabbim bu davet görevini verdi. Bana Cebrail ile gönderdiği vahyi, daveti sizlere ben anlatıyorum. Eğer inanırsanız, kabul ederseniz ne ala. Bu dünyada da rahat edersiniz, karşılığını görürsünüz. Ahirette de karşılığını görürsünüz. Ama iman etmezseniz ben sabredeceğim. O kendi bileceğiniz bir şeydir diyerek o toplantıdan ayrılıyor. Tabii ki bu süreç Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın moralinde bozmuş oluyor. Böyle bir ruh hali içerisinde devam ediyor. Yani Miraç öncesi durum kısaca bu evet, Sayın Hocam. Hocam. Hocam teşekkür ederim. Geniş güzel bir açıklamaydı. Evet hocam, diğer sorumuz İsra ve Miraç mucizesi nasıl gerçekleşti? Bu kutsal yolculukta neler oldu? Evet Sayın Hocam. biliyorsunuz İsra ve Miraç olayı hicretten 18 ay önce gerçekleşti. Yani 1,5 yıl önce işte bu gecede Recep ayının 27. gecesindeyiz. Bu gece gerçekleşti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Recep ayının 27. gecesinde Kabe'de Hicr
namı diğer Hatim bölgesinde, hani o Kabe'nin hemen kuzey kısmında, yarım hilal olan kısımda, oraya Hicri İsmail de denir. Hazreti İsmail peygamberimizin ve annesinin efendim mezarı orada, oranın altındadır. Orada Kabe'ye yaslanmış düşünürken, bir başka rivayette de uykuyla uyanıklık arasında bir haldeyken Cebrail adlı melek çıka geliyor. Yanında Burak vardır. Burak, affedersiniz, merkepten biraz büyük, katırdan biraz küçük, evet, beyaz renkli, bazı rivayetlerde de kanatlı olan bir hayvan, gözünün gördüğü yere ayağını basabilen, bu kadar hızlı olan bir varlık. Onunla beraber Peygamber Efendimizin yanına geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim ifadesiyle şu boğazının çukurundan, yani gırtlağından göğsünün tüy bitimine kadar olan yeri açıyor, kalbini çıkartıyor, beraberinde getirdiği altın tasın içerisindeki suyla, o hikmetli suyla onu yıkıyor, tekrar yerine koyarak kapatıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çıkacağı bu yolculukta, o manevi yolculukta, o kalbin dayanmayacağı ortamlara hazırlamış oluyor. Ve akabinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burak'a bindirerek yola çıkıyorlar. Nereye doğru? Mescid-i Aksa'ya doğru yola çıkıyorlar. Ve kısa bir sürede Cebrail Aleyhisselam ile birlikte oraya varıyorlar. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burak'tan iniyor. Orada iki rekat namaz kılıyor. Bu iki rekat namazı kıldıktan sonra Miraç bölümü başlıyor. Miraç demek çıkmak, uruç, çıkmak demek. Yani manevi bir asansör diyebiliriz. Onunla birlikte Cebrail ile birlikte yükselmeye başlıyorlar. Nereden? Mescid-i Aksa'dan yükselmeye başlıyorlar. Yükselme devam ederken göklerin tabakaları var biliyorsun. اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقًا. Allah Teala buyuruyor ki biz semavatı 7 kat olarak yarattık. Peki hocam, bu kat bizim bildiğimiz daire katı mı? Yoksa bina katı mı? Yoksa derece mi, katman mı? Bu bize kapalı olan bir konu. Evet. Bunu biz bilemiyoruz. Onu ancak gördüğümüz zaman bunu efendim kabul edeceğiz veyahut da şu anda kabul ediyoruz da, yani nasıl olduğunu o zaman görmüş olacağız. Efendim bu manada birinci kata çıkıyorlar. Birinci katta bir zat oturuyor. Sağında ve solunda karaltılar var. O zat sağına baktığı zaman efendim gülüyor. Efendim morali yerine geliyor. Soluna baktığı zaman da üzülüyor, morali bozuluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona selam veriyor. Cebrail ile birlikte. O da cevap veriyor. Aleyküm selam. Ey hayırlı evlat, ey salih evlat, hoş geldin diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'e bu kimdir diye sorunca, bu atan insanlığın babası Adem diyor. Oradan ikinci kata çıkıyorlar. İkinci katta Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Yahya Aleyhisselam ile karşılaşıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Cebrail onlara da selam veriyorlar. Onlar selam aldıktan sonra üçüncü kata çıkıyorlar. Üçüncü katta Hazreti Yusuf Efendimizle karşılaşıyorlar. Selamlaşmadan sonra dördüncü kata çıkıyorlar. Dördüncü katta Hazreti İdris Aleyhisselam'la karşılaşıyorlar. Ve yine selamlaştıktan sonra beşinci kata çıkıyorlar. Hazreti Harun Aleyhisselam'la karşılaşıyorlar. Onunla selamlaştıktan sonra altıncı katta Hazreti Musa Aleyhisselam ile karşılaşıyorlar. Ona da selam veriyorlar. Selamlaştıktan sonra 7. katta Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile karşılaşıyorlar. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim Aleyhisselam Peygamber Efendimizin soyunun dayandığı atasıdır. Ona selam veriyorlar. O da ve aleykümselam, ey hayırlı evlat diyerek, ey salih evlat diyerek onu karşılıyor. Ve oradan sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte Cebrail Aleyhisselam Sidretül Münteha'ya geliyorlar. Sidretül Münteha bir açıklamaya göre cennetin bittiği yer. Yani cennetin son noktası. Oraya Sidretül Münteha deniyor. Cebrail diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ey Muhammed, benim artık yolculuğum buraya kadar.
benim buradan öteye geçme şansım yoktur. Bundan sonra yolculuğuna sen tek başına devam edeceksin diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buna ittiba ediyor ve Refref isimli bir vasıta geliyor. Peki Refref ne demek? Baktığımızda döşek, yaygı, halı gibi şey anlamına geliyor. Ve göklerin yanlış söyledim, kuşların havada kanat çırpışına da refref deniyor. Hani kuşlar böyle yere inerken kanatlarını açarak inerler ya, evet, buna da refref deniyor. Ha, buradan anlıyoruz ki o da bir vasıta. Peygamber Efendimizin bundan sonraki yolculuğuna onunla devam edecek. Evet. Ve devam ediyorlar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Hazreti Allah onu huzuruna kabul ediyor. Şimdi biliyoruz ki biz Allah-u Teala zamandan ve mekandan münezzehtir. Nasıl bir görüşme oldu efendim, bunun keyfiyetini yani nasıl olduğunu biz bilemiyoruz. Efendim şurada şu katta görüştüler desek bu yanlış olur. Evet. Yani Allah göklerde desek bu yanlıştır değil mi? Evet. Zamandan ve mekandan münezzehtir Allah-u Teala. Onun için biz şöyle diyeceğiz. Keyfiyetini yani nasıl olduğunu bizim bilmediğimiz şu beşer aklımızla anlayamayacağımız bir şekilde görüştüler. Bu görüşmede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 3 hediye verildi. Bunların birincisi 5 vakit namaz. İkincisi Amene Resulü diye ifade ettiğimiz Bakara Suresinin son 2 ayeti verildi. Üçüncüsü de Müslüman olan, imanlı olan ama günahkar olan ahirete giden kişilerin yani imanlı olan kişilerin müşrik olmayanların şirk koşmayanların eninde sonunda cennete gideceği müjdesini aldı. Yani ne olacak? Günahkar olanlar cehennemde belki cezasını çekecek. Belki Allah Teala o engin rahmetiyle, mağfiretiyle bağışlayacak. Hiç cehenneme sokmadan cennete götürecek. İnşallah buna nasip oluruz. Buna nail oluruz. Böylece neticede iman edenler cennete gelecektir müjdesini alıyor ve bu şekilde de Miraç tamamlanmış oluyor. Evet hocam sağ olun. Değerli hocam, Efendimiz Miraç hadisesini tamamlıyor. Peki Miraç hadisesinden döndükten sonra bu olayın Mekke'deki yansımaları nasıl hocam? Evet, işte film burada kopuyor biraz. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döndükten sonra bu olayı nasıl anlatacak, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak onu tabii merak ediyor. Evet. Ve dönmüş Kabe'nin etrafında oturmuş böyle düşünürken, bu olayı nasıl anlatacağını düşünürken Ebu Cehil kendisini görüyor ve yanına geliyor. Diyor ki, ey Muhammed görüyorum ki düşünceli bir şekilde oturuyorsun. Yine uzaklardan bir şey mi var diyor. Yani kendince dalga geçmeye çalışıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet var diyor. Ne var diyor merakla. Bu gece ben götürüldüm diyor. Nereye götürüldün? Ben bu gece Mescid-i Aksa'ya götürüldüm. Oradan efendim göklere çıktım. Allah Teala ile efendim görüştüm. Ve şu hediyeleri de alıp geri döndüm diyor. Yapma ya diyor. Tamam diyor ben diyor işi buldum diyor kendi kendine. Artık burada Muhammed'i tırnak içinde söylüyorum bunu. Sallallahu aleyhi ve sellem bitiririm. Bunun davasını artık bitirmenin zamanı geldi. Yani aklın kabul etmeyeceği bir şeyle karşılaştık. Sen burada bekle diyor ben geliyorum. Ve etraftaki bütün insanları efendim çağırıyor. Orada toplanıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki az önce bana anlattıklarını bu insanlara anlatır mısın? Evet anlatırım diyor. Efendimiz anlatıyor. İşte Kabe'nin yanında Hicr'deyken Cebrail'in geldiğini, Mescid-i Aksa'ya götürüldüğünü, göklere çıkarıldığını, Allah Teala ile görüştüğünü, efendim aldığı hediyeleri onlara da anlatıyor. İnsanlar efendim kimi dalga geçiyor, kimi efendim alay ediyor, kimi ellerini kulaklarına götürüp bağırıyor, böyle şey olur mu diyor. Yani bu kadar da olmaz diyorlar. Bu hengamede maalesef Müslüman olanlardan bazıları da şüpheye düşüyor. Onlar da diyor ki bu kadar da olmaz diyor ve dinden dönüyorlar. Yani irtidat ediyorlar.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu durumundan biraz daha yararlanmak için onun en yakındaki kişileri de efendim inandırmaları lazım. Yani onları döndürmeleri lazım kendilerine göre. İlk etapta nereye gidecekler? Hazreti Ebubekir Efendimiz'in yanına gidecekler ve gidiyorlar. Hazreti Ebubekir Efendimiz olayı dinliyor. Bunu diyor Muhammed mi söyledi? Evet Muhammed söyledi diyorlar. Muhammed söylediyse doğrudur, inanıyorum ve kabul ediyorum. Hatta ben bunun daha ötesindeki şeylerde ona inanıyorum. Vahiy bana getiriyor. Efendim burada yine bir yolculuk var. Orada hiç bilmediğim, görmediğim, duymadığım şeyleri bana haber veriyor. Ben onları da kabul ediyorum. Bunu da kabul ediyorum. Muhammed söylediyse doğrudur diyor. Ve buradan Sıddık unvanını da kazanmış oluyor Sayın Hocam. Burada tabii inanmak, imanın derecesi önemli. Bir kısmının imanı artarken, evet, teslimiyet artarken bir kısmının da efendim maalesef dalaletine sebep oluyor. Evet, sağ olun hocam. Değerli hocam, İsra ve Miraç'tan bu olaylardan müminler nasıl bir ders çıkarmalı? Evet, kıymetli hocam, tabii Allah Teala peygamberine Miraç'a çıkmayı nasip etti. Bizim böyle bir imkanımız var mı? Böyle bir imkanımız yok. Öyle mi? Ama aslında var. Manen biz Miraç'a çıkma imkanına sahibiz. Evet. Allah-u Teala peygamberimize 5 vakit namazı vererek Es-salatu mi'racül mü'min. Evet. Namaz müminin miracıdır. Evet. Yani biz günde 5 vakit namazımızı kıldığımızda, Miraç hediyesi olan 5 vakit namazı kıldığımızda biz aslında ne yapmış oluyoruz? Miraç'a günde 5 sefer çıkmış oluyoruz. Miraç ne demek? Allah Teala'nın katına çıkmak, onunla evet, görüşmek demek. Biz görüşüyor muyuz? Evet, evet, günde 5 sefer görüşüyoruz. Allah Teala bize günde 5 sefer randevu vermiş ve biz o 5 seferi kıldığımızda sabah namazından başlamak üzere yatsı namazına kadar 5 defa onunla görüşüyoruz. Hani namaz kılmayan insanın ne kaybettiğini anlayabiliyor musun? Evet. Yani sabaha kılmayan, öğleyi kılmayan, ikindiyi kılmayan, akşam kılmayan, yatsı kılmayan insan ne kadar büyük bir nimeti kaybediyor. Miracı kaybediyor. Allah'la görüşmeyi kaybediyor. Allah'la buluşmayı kaybediyor. İşte bize miracın vermiş olduğu birinci şey namazdır. Biz de namazla aslında ne yapıyoruz? Miraca çıkıyoruz Sayın Hocam. Biz namazda günde 40 defa Fatiha'yı okuyoruz değil mi? Her ettehiyyatı'ya oturduğumuzda ettehiyyatı'ya okuyoruz. Ettehiyyatı ne demek hocam? Evet, İstersen bir anlamına evet, bakalım. Tabii selamlaşma. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bütün dualar, senalar, mal ile yapılan, beden ile yapılan ibadetler Allah'a mı aittir? Allah içindir. Allah Teala peygamberimize selam veriyor değil mi? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Ey nebi, selam sana olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Peygamber Efendimiz'in buna cevabı Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihi. Değil mi hocam? Ne demek? Yani selam bizim üzerimize olsun ve salih kulların üzerine olsun. Bu Allah Teala ile bir konuşma değil mi? Selamlaşma değil mi? Bunun efendim hani Peygamber Efendimizin refrefle Allah'ın huzuruna gittiği esnada gerçekleştiğini rivayetler söylüyor. Bu selamlaşmayı Cebrail Aleyhisselam dinliyor. Bu selamlaşmayı dinledikten sonra ne diyor o? Cebrail Aleyhisselam Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür diyerek bu görüşmeye, bu selamlaşmaya şehadet ediyor. Bak biz namaz kılarken her ettehiyyatü oturuşumuzda bu selamlaşmayı ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Sonra değerli hocam buradan biz az önce de ifade ettik, dostların sadakatini öğreniyoruz. Hazreti Ebubekir'in sadakatini öğreniyoruz. O zaman biz de Allah'a karşı,
Resulüne karşı sadakatimizi hiçbir zaman bırakmayacağız. Şimdi popüler kültür, evet, şu anda bize efendim hakim olan kültür, akla sığmayan, mantığa sığmayan, yani gaybi konulara da inanılır mı diye dayattığında, evet, evet, değil mi? Evet hocam. Yani ne diyor bugün pozitivizm? Ben gördüğüm şeye inanırım diyor. Evet. Görmediğim inanmam. Ama Allah Teala bize gaybe imanı da emrediyor. Ha, buna inanılmaz diye popüler kültür bize dayattığında biz buna vaz mı geçeceğiz? Gençlerimiz buna vaz mı geçecek? Hayır. Evet. Bilakis biz daha da artan bir iştiyakla bu davaya efendim Allah'a ve Resulüne bağlanmış olacağız. Evet. Bakınız Ali İmran suresinin 31. ayetinde estağfirullah Allah-u Teala şöyle buyuruyor. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ رَحِيمٌ Allah-u Teala Peygamberimiz hitaben buyuruyor ki ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Demek ki Allah'ı seven bir insan peygambere ne yapacaktır? Uyacaktır. Onun getirdiği davaya, bize tebliğ ettiği davaya uyacak ve ona göre hareket edecektir. Bizler bugün bu ayetten de almış olduğumuz ilhamla birlikte aklımıza yatmayan şeyler noktasında efendim davamızı ne yapacağız? Destekleyeceğiz. Niçin? Allah Teala bize öyle emrettiği için. Öyle değerli hocam. Evet. Evet Sayın Hocam, Miraç konusunda son sorumuzu yönlendiriyorum. İsra suresinden manevi yükselişe vesile olacak öğütler nelerdir Sayın Hocam? Kıymetli Hocam, çok teşekkür evet. ediyorum. Güzel bir soru sordunuz. Oraya geçmeden önce müsaade ederseniz Mescid-i Aksa ile ilgili olarak da birkaç cümle kurmak istiyorum. Buyurun hocam, buyurun. Şimdi biliyorsunuz Miraç bölümü Mescid-i Aksa'dan başladı. Mescid-i Aksa içinde Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 1. ayetinde Sübhanellezî esrâ bi'abdihî leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezî bârakna havlehu linuriyehu min âyâtina innehu huvessemî'ul basîr. Bir gece kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Yani onda hiçbir eksiklik yoktur. Bütün kemal sıfatlarla da mutasıftır. Yani bütün efendim sonsuz sıfatlar Allah'a aittir. Şimdi burada bir cümle, bir bölüm dikkatimizi çekiyor. Bârakna havlehu. Etrafını mübarek kıldığımız. Burası neresi? Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'nın için önemli midir? Bir, ilk kıblemizdir. Evet. Yani kıble değişmeden önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar nereye doğru yönelerek namaz kılıyordu? Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'ya doğru. Evet. Bundan dolayı önemlidir. İkincisi, buraya onlarca peygamber gelmiştir. Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam. Evet. Öyle mi? İsa evet. Aleyhisselam. Evet. Hep bu bölgeye gelmişlerdir. Yani adeta peygamberler şehridir. Bugünkü Kudüs, Mescid-i Aksa'nın olduğu yer. Bundan dolayı burası önemlidir. Peki, başka ne olabilir burada? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı buradan başladı. Evet. Allah Teala bize diyor ki Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebi, Mescid-i Haram Müslümanların elinde olmalıdır. Evet. Tevhid inancına sahip insanların elinde olmalıdır. Buralar müşriklerin, Yahudilerin, Hristiyanların elinde olmamalıdır. Evet. Biliyorsunuz Hazreti Ömer Efendimiz tarafından Mescid-i Aksa yani Kudüs doğru. fethedildi. İlk defa o zaman fethedildi. Doğru. Doğru mu? Doğru hocam. Ondan sonra ne yaptı efendim Haçlılar? 15 sefer Haçlı sefer düzenlediler. Hatta Kudüs'ü geriye de aldılar. İşgal ettiler. Selahaddin Eyyubi devrin efendim İslam devletinin başkanı
diyor ki Kudüs işgal altındayken bana gülmek haramdır diyor ve bir daha da gülmüyor. Ta ki ne zamana kadar? Kudüs'ü o müşriklerden, Hristiyanlardan geriye alıncaya kadar. Burası bu kadar önemli. O zaman bugün Kudüs efendim işgal altında değil mi? Müslümanların oraya karşı bir borcu var. Ya hocam bugünkü şartlarda Kudüs almak zor. İşte bir Yahudi devleti var orada. Tırnak içinde devlet diyoruz. Biz onu tanımıyoruz. İşgalcidir orada. Ve her gün özellikle Ramazan ayı geldiği zaman Müslümanlara işkenceleriyle ön plana çıkmak istiyor. Bir şey söyleyeyim size Nadir Bey. Evet hocam. Bir tahmin edin. Biliyorsunuz Kudüs'te yani Filistin bölgesi Hristiyanlar da var. Hatta Hristiyan oraya gittiği zaman hacı olduklarına inanıyorlar. Evet. Her yıl ne kadar Hristiyan efendim Kudüs'ü ziyaret ediyor? Bir bilginiz var mı? 50 bin hocam. 50 bin. Şey, 50 milyon. 50 milyon. 50 milyon insan Kudüs'ü Hristiyanlardan ziyaret ediyor. Evet. Orada İsrail'e bir mesaj veriyorlar. Diyorlar ki bak burada bizim dindaşlarımız var. Sakın ha onlara dokunma. Dokunursan biz arkalarındayız geliriz. Evet. Peki Kudüs'ü ne kadar Müslüman ziyaret ediyor? Evet hocam bu soruyu merak ediyoruz. 5 milyon. 5 milyon. Hiç yoktan iyidir. Ama 50 milyon nerede? 5 milyon nerede? Ya İsrail burada ne diyor? Ya bunlar zaten sahipsiz. Ben istediğim gibi bunlara muamele edebilirim. Halbuki biz oraya 100 milyonla ziyaret etmemiz lazım. Ve İsrail'e şu mesajı vermemiz gerekiyor. Otur oturduğun yerde. Burası bizimdir. Buradaki Müslümana dokunamazsın. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığımız biliyorsunuz Hac Umre açıkken Umre bağlantılı Kudüs seyahatleri düzenliyordu. Amaç neydi burada? Oradaki insanlara destek olmak, moral motivasyon sağlamak. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımız Umre'ye gitme yolculuğu kapalı. İnşallah tez zamanda açılır. Hac da aynı şekilde. Kudüs'e seyahat planlıyor. 3 günlük, 4 günlük imkanı olan kardeşlerimizin efendim bu yolculuğa katılmaları, oradaki Müslüman kardeşlerine destek vermeleri elzemdir. İnşallah dünyanın yönetimine bizim devletimiz yani Müslüman Türk devleti geçtiğinde oradaki kardeşlerimiz de inşallah rahat edeceklerdir. O günlerde yakındır. İnşallah aydınlanma çağında yani bu 3. bin yılda bunu aydınlanma bin yılı diyeceğiz inşallah. İnşallah. Orada dünyanın yönetimine Türkiye'miz geçer. Adaleti, hakkaniyeti geçmişte olduğu gibi dünya insanlığı ne yapar? Öğretir ve uygular. İnşallah. Bunu da bizden başka yapabilecek bir millet yoktur. İnşallah Rabbim bunu bize nasip eder. Evet. Kıymetli hocam. Evet. Allah razı olsun hocam. Gerçekten vermiş olduğunuz bilgilerden müstefil olduk, istifade ettik hocam. İnşallah kıymetli izleyicilerimiz de inşallah bu bilgilerden istifade etmişlerdir. İnşallah hocam. Hocam inşallah bir başka programda görüşmek dileğiyle diyorum. İnşallah. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Evet. Buradan sizlerin de katkısına teşekkür ediyorum. Tekrardan RTV 66 TV izleyicilerimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor. Bu gecenin bizlere, efendim İslam alemine ve bütün insanlığa hayır getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Amin hocam. Amin. Teşekkür ederim. Katıyorum. Sağ olun hocam. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Sorgun İlçe Müftülüğümüzün hazırlamış olduğu Miraç Kandili özel programımız burada sona ermiştir. Mübarek Miraç Kandilinizi tebrik eder. Bir başka programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.